Değerli Mesudiyeliler, hayırlı akşamlar. Bu akşam yine Ozan Aydoğan ile Mesudiye Burada programı yeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da istedik ki Mesudiye değerlerimizden değerli hocamız, yazarımız Gülten Özgür ile birlikte olalım. Bizleri kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Sizi kabul Gülten ettiğiniz Özgür için. hocamız Kavakdere Köyü doğumlu. Mesudiye'mizin değerlerinden yeni kitabıyla bizleri ağırladı. Biz ona programımıza hoş geldin diyor. Biz de ona hoş geldin diyelim. Öncelikle. Hocam biz dedik ki yaklaşık 29 yıldan beri var olan bir gazetemizin basınımızda televizyonumuz olmadığından dolayı dedik ki biz böyle bir proje yapalım. Mesudiye'nin değerlerini hayata geçirecek. Onları hayattayken varken bilinmeyen yönleriyle insanlarımıza aktaralım istedik. Çok güzel, teşekkür ederim. Bu da haliyle hayattayken değerini bilelim ki hani derler ya öldükten sonra bilsen Tabii, ne olur tabii gibisine. evet. O yüzden hocam siz de konuk aldık. İnşallah bugün hocamızı daha yakından tanıyacağız. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz Hoş hocam. bulduk. Teşekkür ederim. Gülten Özgül kimdir, nedir bu akşam? Bakalım hocam. Buyurun. Gülten Özgül, Kavaklıdere doğumlu. Hı. 1965 yılında dünyaya geldi. Annem Yukarı Gökçeli. Babam Kavaklıdere. Sonacık'tan evli. Başar, bildiğimiz bugünkü Başar'dan evli. Teşekkürler Evet, hocam. sağ Gülten Özgül'ün nasıl bir çocukluğu vardı hocam? Çocukluğumuzdan ol. başlayalım. Gülten Özgül çok tombiş bir çocukmuş. Kilolu, peltek konuşan. Çok sevimli. Hatta kardeşlerim olsun, amcalarım yanağımdan kaldırarak severlermiş. Masum, çok her şeyi itiraz eden bir çocuk değilmişim. Çok masum bir çocukluğum varmış. Hatta Eskidir köyünde, yani Kavaklıdere'de bir anım var. Annemler fırında ekmek yapıyor. Annem de böyle parça parça etek dikmiş bana. Orada fırındaki teyze demiş ki, kızım bu nedir böyle alacabulacalı? Ben de demişim ki, Muda teyze, Muda. Onu hiç unutmuyorlar mesela. Değil mi? Yani böyle bir şey var. Evin altıncı çocuğu olduğum için de çok sevilmişim. Ablalarım, abilerim nazlamışlar hep. Değil mi? Bayağı güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Maşallah hocam. Evet. Hocam küçükken köyde doğdunuz haliyle. Kavaklıdere'de dede evimizin mutfağında dünyaya geldi. Değil mi? Ay Evet. maşallah. Nasıl gün o günler hocam? Hangi günler? Mesela Yani benim o zamanki Kavaklıdere yani eski adıyla Eskidir. şöyle, Kavaklıdere'de doğdum ama çocukluğum Mesudiye'de, baba evinde geçti. Hı. Şöyle bir kültür vardı, onu çok seviyordum ben. Hepimizin bir selesi vardı. Kardeşlerimizin kıyafetleri konurdu. Ve annemiz sıradan banyo yaptırır, soba yanar, çocukları yatırır. Süt koyardı o sobanın başına. O süt hepimize verilir. Annem masal anlatırken o yorgunluktan uyur. Biz de böyle sobanın ışığına bakarak, hayaller kurarak Değil uyurduk. mi? Yani onu hiç unutamam. Maşallah. O sobanın yanma şekli falan. Maşallah. Altı kardeşe kaçıncısın hocam? Ben altıncısıyım. Altı değiliz. Yedi kardeşiz. Ben Siz? altıncısıyım. Altıncısın. Evet. Küçüklerden mi büyüklerden? Alttan ikinci, Alt. üstten altıncı. Maşallah. Bir küçük kız kardeşim var. Aynen. Evet. Hocam okul ne yaptınız? Ortaokul ve liseyi memleketimde bitirdim. Hı. Sonra Katü'yü kazandım. O dönemde zaten bayağı Mesudiye parlak dönemiydi. Hocalarımız Hı. çok iyiydi. Bu Kadir hocalar, Yekta hocalar, Ahmet Gürsoy hocalar, Hı. Gültekin Kalemderoğlu hocalar. Bunlar çok bize yön verdiler. Bizi çok çalıştırdılar, emek harcadılar. İyi yerler kazandık. Ben de Katü Fizik bölümünü kazandım. Oraya gittim. Ve orası Değil bitti. Ondan sonra İstanbul'a falan taşındık. mi? Ve üniversite falan. Ondan sonrası da Mardin Kızıltepe'de ilk görev yerimle göreve başladım Maşallah. öğretmenim. Yavaş yavaş gidelim hocam. Evet, ben çok Yani hızlı anlatıyorum. olsun. O gençliğiniz nasıl geçti hocam? Hangi yaşı? Yani gurbet anlamda hani üniversiteyi kazanıyorsunuz. Ha, gurbet anlamında şöyle bir sıkıntım oldu. Annemi çok hasta bıraktım ben.
Ve o dönemde Mesudiye halkı şöyle dedi: bu kızı okula yollama, sana baksın. Yani ciddi anlamda bir sıkıntıydı. Ben okumak istiyorum. Anladım. Annem de okumamı istiyor ama hasta. Ama kardeşlerim hemen devreye girdiler. Biz annemizle babamızla ilgileniriz. Sen gideceksin. Bayağı programlı bir şekilde ben Katı'ya yollandım. Anladım hocam. Evet. Şeydeki yıllar nasıldı hocam? Lise yıllarındaki Mesudiye'nin Lise ortamlar. yıllarında biz altın dönemini yaşadık Mesudiye Lisesi'nin. Sosyal aktiviteler çok fazlaydı. 19 Mayıslar olsun, 23 Nisanlar olsun çok güzel kutlanıyordu. Öğretmenlerimiz bize çok emek harcıyordu. Müzik öğretmenimiz olsun, sosyal bilgiler, tarih hepsi uğraşırdı bizim en iyi olmamız için. Değil mi? Kendi yöremizin çocukları çoğu O zaten. günlerden görüştüğün var mı hocam? Var tabii. Yani hayatta Ha, olanlar, tabii. olmayanlar. En başta Ahmet Gürsoy benim Aha. eşi, büyük ablamın. Selamlar olsun buradan Hem bizi izliyorlarsa. öğretmenim, Yekta Aydın hocam, hem yazar kimliğiyle hem de Selam olsun öğretmenim Yekta kimliğiyle hocamıza. görüştüğüm bir insan. Gültekin Kalemderoğlu öğretmenim, müzik öğretmenim. O dönemki kız çocuklarının ufkunu açan bir öğretmendi. Değil mi? Buradan hepsine bol 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 selamlarımı selam iletiyorum. olsun. Hocam araya şimdi bir Aa, şey. şeyi de söylemek istiyorum. Kadir hocam. Kadir Aksu hocam. Çok Selam kıymetli olsun benim buradan için. hocamıza. Biliyorsunuz onun da yöresel Evet. çalışmaları var arşiv niteliğinde. Hepsi çok önemli değerler. Hepsine selam olsun hocam Selam buradan. olsun, Sizin evet. adınıza, bizim adımıza, Evet. tüm Mesudiyeler olarak diyelim. Hocam araya bir şiir sıkıştırabilir miyiz? Olur, sıkıştıralım. Evet, bir sürpriz yapsın hocam bize. Evet. İlk açtığım yeri okuyayım. Yöresel anlamda ilk tek yazdığım şiir diyebilirim. Hemen paylaşalım. Açtığım sayfayı okuyorum. Tamam hocam. Uşağım, sen gittin gideli dönüp arkana bakmadın. Habire çalı çırpı topladın. Ocağın dumanında gözlerimi yaktın. Üzerinde pancar çorbası, külünde çörek yaptın. Uşakları yıkayıp iki de dayak attın. Ula sevdiğim sen denizi bulunmaz kumaş mı sandın? Görümcen der sen garip misin denizi kuma aldın. Kaynana der sen avret misin uşağa hasret kaldın. Uy palım palım gel seni pişireyim. Gözyaşlarım sel olmuş göğsünde dindireyim. Yöresel yazdığım tek şiir diyebilirim. Hocam buradan bizleri izleyenlere bir duygu seline kaptırdık. Belki de o günlere gittiler, Evet. eski günlere gittiler. Gerçekten şiir deyince hocam bir şey söylemiştiniz ya. Şiir insanın. Evet, şiirin ben insanları birleştirdiğine inanıyorum. Değil mi hocam? Yani bütün Dünya duyguları. barışına hizmet ettiğine inanıyorum. Basit gibi gözükebilir ama bu çok önemli bir Değil şey. mi? Evet, şiir dili evrensel. Yani. Yani ırk, din, dil ayırmıyor. Maşallah hocam. Çok Gerçekten. güzel. Bir de bunlar meziyet hocam. Yani o yürekte olmak, onları yaşamak, hissetmek. Yani hani adam diyemez ki hani oturayım da bir şiir yazayım. Yani bu da bir meziyet. Evet, bir yazar dostumun Rabarba kitabında bir sözü işte var, Küçürek öyküsü var. Orada bir söz var, çok hoşuma gitti. Yazarlığa ilk başlamak süt gibiymiş. Değil mi? Onu biraz kıvama getirmek yoğurt gibi. Sonrası da akar gidermiş ayran gibi. Maşallah. Öyle, çok hoşuma gitmişti Hocam o. kaç yılında başladınız öğretmenliğe? Öğretmenliğe 1992 yılında başladım. İlk görev yeri? İlk görev yeri Mardin Kızıltepe. Oo, oraya olmuştunuz. Yine Evet. gurbet. Yine gurbet, evet. Evet. Gurbet ellerinde sazım çalınır. Nasıl oldu hocam? Şöyle, tabii burada pek çok deneyimlerim oldu. Rehberlik Kızıltepe gibi. dediniz, değil mi? Kızıltepe'de yeterlik sınavına girdim. Yeterlik sınavını Ankara'da kazandıktan sonra Mardin Kızıltepe'de göreve başladım. Oradaki yaşantım bugüne çok ışık verdi. Oradaki öğrencilerin pek
çok şey bilmiyor olabilirlerdi ama çok insancıl, çok sahiplenen çocuklardı. Hala görüştüklerim var. Anladım. Mesela Cemil Özkan diye öğrencim var. Kılıçdaroğlu Lisesi'nin müdürü. Oo, Şeyde, maşallah. Eskişehir'de Selam olsun buradan görüşüyoruz. Evet, kardeşimize. selam olsun burada da kendisine. Hocam kaç sene kaldınız Kızıltepe'de? Kızıltepe'de 2 yıl kaldım. 2 yıldan sonra İstanbul'a geldim. Sonra işte eşim Ahmet Özgür Bey ile evlendim. Dur, İki çocuğumuz oraya oldu. geleceğiz hocam. Uçuyorum, evet. Olsun, olsun. Söyleyecek çok söz var. Değil mi? Evet, çok şey Olsun. var. Evet. Yani sizler bizim için değerlisiniz hocam. Yani Evet. o hayatınızın akışı, yani insanlar bir yerden bir yere, ya kuş misal derler, gerçekten insanoğlu Evet, öyle. evet, evet. Okulunuz gurbet, mesleki hayatınız gurbet, Evet. sonraki yaşantınız bir gurbet. Evet. Yani bir Mesudiye'den çıkalı epey bir zaman. Ama işte eşimin de Mesudiyeli olması nedeniyle, Konacık'ın da çok güzel bir köy olması nedeniyle, yaşlı annemiz de var. Ben her yıl köye gittim. Her yaz falan. Her yaz köye gittim. İstanbul'a geldiniz hocam. Geldik. Geldiniz. Evet. O arada nerede kalıyorsunuz? Aileniz burada mı ya da komşular? Ailem 30 yıl İstanbul'da kaldı. Ben biliyorsunuz Mesudiyeli'nin Necati Özgül'ün kızıyım. Annem de Birsen Selam Özgül. olsun buradan herkese. Evet, selamlar. Ellerinden öpüyorum Bizleri onların. izliyorsa hepsine Evet, selam evet. olsun. Tüm büyüklerimin ellerinden öperim. Ben bekar Bakırköy'de oturduk bayağı. Ondan sonra evlilik ve bu evimize geldik. Anladım. Evet, Evliliği nasıl çocuklarımızı oldu burada hocam? büyüttük. Efendim? Hayatın esas ikinci safhası diyelim. Birinci okul hayatı, Evet. mesleki kariyeriniz ve hayırlı işler. Evlilikle ilgili ne gibi bir soru? Tekrar eder Yani misin? hani nasıl tanıştın Ahmet Bey'le? Ahmet Bey'le nasıl tanıştım? Güzel soru. Üniversite sınavını kazandım. Dediler ki Konacık'tan, Başarı'dan Cemal'in oğlu da kazanmış. Elbiseci Cemal. Yani babamın esnaf arkadaşı Mesudiye'nin meydanında. Anladım. Tabii Ahmet o zaman isim olarak biliyorum. Aynı yerde yolculuk yapmışız. Üniversitede yurtta kalıyordum. Beni ziyarete gelmiş. Beni Anladım. görmüş. O zamanlar bir aklına koydu galiba, bilemedim. Sonra ona da selam olsun buradan. Selam olsun enişte Evet, buradan. evet. Seyrediyorsa, Öyle. bizi Ondan izliyorsa. sonra işte 10 yıl sonra falan bir aracıyla, kuzenimin aracılığıyla Ahmet Bey'e öneriliyorum. Pek çok kız öneriliyor. Kura atılıyor falan. Artık evlenmiyor. Müzmin bekar. Ben de Anladım. müzmin bekarım. Gülten olsun diyor. Ha. Ben o zaman Özgürlük Anıtı'nda buluştuk. O birliktelik devam ediyor. Yani Maşallah hocam. anlayış ve sevgiyle inşallah. Allah sağlık sıhhat Sağ versin, olun. huzurlu bir hayat versin. Sağ olun. Her şeyin Evet, hayırlısı diyelim evet. hocam. Gülten hocam nasıl bir anne? Nasıl bir ev kadını? Yani hani şeyinizden sonra soruyorum hocam, yanlış anlamayın. Bu kadar yoğunluğunuz, öğretmenliğiniz. Şöyle şimdi geriye bakıyorum. 2 yıl önce emekli oldum. Geriye bakıyorum, anneliğim nasıl? Hep şu ikilemi yaşadım. Çalışan annem olsaydım, çalışmayan annem. Bu ikilemi yaşadım. Çocuklarıma yetiyorum, yetemiyorum arasında. Ama bugün görüyorum ki çocuklarıma çok şey vermişim. Çünkü çalışan anne daha planlı oluyor. Daha çocuklarını da ona göre planlıyor. Ve çocuklar da kendini geliştirmiş oluyor. Anladım. Evde daha ev ortamına katılıyor, iş paylaşımcı oluyor ve ailesine destek oluyor. Bu Anladım. konuda da çocuklarımdan çok memnunum. Buradan Evet. da selam olsun. Gerçi Evet. makinistimiz başımızda bulunan Onat kardeşime, Evet, Ege'ye. bir de Ege'ye Evet. selam olsun. Teşekkür ediyoruz onlar da. Sağ Yanımızdalar olsunlar. şu anda. Şu anda çok iyi şeyler olduğuna inanıyorum. Evet hocam. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız Gülten hocam? Boş zamanlarımda kitap okumayı çok seviyorum. Ailemi ziyaret etmeyi seviyorum. Yaşlıları çok seviyorum. Değil mi? Yaşlıları ziyaret etmekten hoşlanıyorum. Anladım. Yaşlılar hobim diyebilirim. Maşallah. Onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. Araştırmayı seviyorum. Değil mi? Biliyorsunuz daha ileriki safhada geleceğiz çalışmalarıma. Aynen. O zaman bahsederim.
Tuşa, İnşallah. ailemle vakit geçirmek ve yemek saatlerini inanılmaz seviyorum. Ailemle beraber geçirdiğim Değil mi? yemek saatlerine bayılıyorum. Hocam o kültür bambaşka bir şey biliyor musunuz? Hani Evet. belki şimdi sizler belki daha evveliyatını biliyorsunuz ama Evet. o yemek kültürü çok farklıydı. Şöyle Evet. insan oturup da mesela akşam 5 dedim ya da 6 neyse ailenin sofrada olması bambaşka bir hazdı. Evet. Yani ne bileyim bir babalarımızdan öyle görüyoruz. 5'te sofrada olmadı mı? Oo. Tam onu diyecektim. Babam 6'da sofrada değilsen yemek yiyemez. Yiyemezsin bir de Ama babam uyuduğu kızgınlıkları. anda masanın altında turşu olur. Dallaç da meşhurdu o He, zaman, aynen. bilirler. Turşu, kavurma, işte küt peyniri. Aynen. Annem dayanamadı, ekmek arası oradan girer bize verirdi. Değil mi? Tabii babam duymasın. Ama hocam şu bir gerçek şu zamanda yok değil mi? Yani hani toplum açısından soruyorum. Tabii Belki daha bizlerin bir koşturmaca koşuşturma var. var. Böyle abur cubur yeme var. Evet. Fast food tarzı var. Ha, şimdi mesela çocuklar elinde telefon işte televizyona bakayım işte internete bakayım ya da oynayayım ya da ya baba sonra yerim. Evet, yani şimdi çocuklarım biz aile apartmanıyız. Çocuklarım çok sevgili büyüdü. Onun da payı var. Yani ailemin de çocuklarımın eğitiminde çok faydası var. Sevgilerini verdiler, emeklerini verdiler. Çocuklarım geniş ailede ebeveynli olarak Değil mi? her şeyi görerek, paylaşarak büyüdükleri için Maşallah. hayata karşı daha bir aydın, Hı. daha bir paylaşımcı bakıyorlar. Aynen. Evet. Öyle de yetiştirmek en güzel Evet, hocam. evet. Şimdi dediğiniz gibi bir sofrada bütün aileyle oturup yemek var. Bir de tek başına okulda yok işte işte yok kapıda. Evet. Bu iyi bir Aile intiba da olmuyor. sofrası benim için herkese öneririm. Aynen hocam. Mutlaka yemeği birlikte yesinler. Bu çok önemli. Bir eğitimci olarak da söylüyorum. Hani yazar kimliğiyle değil. Değil Tabii aile sofraları çok önemlidir, o kahkahalar. mi? Onlar Aynen. olmadan olmaz. Aynen hocam. Şimdi değerli mesudiyeler hocam bugün dedi ki gerçi her hafta başlattığımız bir şeyimiz vardı. Hediye kampanyamız. Bu akşam da değerli hocamızın soracağı soruya hocamızın tabi bizi izlemeye devam edin. Hocamızın yeni çıkan Tuz Buz kitabını hediye edeceğiz. İnşallah şöyle söyleyeyim. Kitaba geleceğiz zaten hocam da. Bizi izlemeye devam edin. İzlemekte kalın. Hocamın soracağı soruya ilk doğru cevabı veren, yazan kişiye hocamızın inşallah hediyesi olacak. Evet. Hocam bu arada Seve seve. bir şiirinizi daha alalım biz. Peki. Duygusaldan gidelim bakalım hocam. Duygusaldan mı olsun? He. Evet. Olur. Yine gelip okuyayım. Size okumuştum. Kalk gidip okuyayım. Kalk git olsun. Olabilir hocam. Tamam. Kalk git. Yalnızlık vurur umarsız yüreğime. Cebime saldırır hayaller hoyratça. Sen dizlerimde uyurken masum, gece seni sarar, ben de seni. Kalk git, köprüler dargın. Sabahlar loş, ay bulanık. Tüm saatlerde yorgun, koşamadım, sende kaldım. Perdeleri kaldır, günü göreyim. Sevgi pınarından suyumu içeyim. Gönlünü aç, ben neredeyim? Derin rüyalarda gezer gibi. Vay hocam vay 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 vay. Hep bizi bir Ay, yerlere götürün hocam yine. evet. Daha kimin ne bulduğuyla alakalı bu Aynen. şiir Aynen olayı. aynen. Evet. Hocam hedefleriniz neydi diyeceğim de ama o öbür soruyla bağlantısı Evet, olacak. O evet. kalsın şimdilik. Mesudiye'de kalsın. Mesudiye gazetesi desem hocam. Mesudiye gazetesinin bende çok güzel bir hikayesi var. Buyurun hocam. Ben Mesudiye gazetesinde kadının dili bölümünde köşe yazı olarak yazdım. Köşe yazarlığı bölümünde yazdım. Fakat Kızıltepe Mardin 1992, 91 galiba tam böyle yayına başladığı zamanlar, Mesudiye gazetesinin çıktığı dönemler. Anladım.
Ben oraya Mesudiye gazetesi istiyordum. Oy maşallah hocam. Okula Mesudiye gazetesi gelince sanki gözyaşlarım böyle gözüme doluyor. Memleketin o kokusu içime böyle çekiyorum memleketin o kokusunu. Böyle çocukluğumdan, ailemden bir şeyler bana geliyor gibi o özlemimi gideriyordu. Değil mi? Yani benim gözümde değeri ayrı bir şey. Hocam şimdi kurum Evet. ve tek gazete. Yani Evet. Türkiye'de tek yerel basında. Evet. Yani kapanmayan ve zorlukları da şu pandemi döneminde de aşan bir gazetemiz. Evet. Bugün hiçbir çocuğa 15 yaşında, 16 yaşındaki yani genç bir kesime bir çocuğu sevdiremezsin Mesudiye'yi. Öyle değil mi? Yani gittiği zaman ya bura ne diyecek, bilmem ne diyecek. Hele şu çağda hiç sevdiremezsin. Biz diyoruz ki hedefimiz bütün Türkiye'deki değil, dünya üzerindeki Mesudiye'lere ulaşmak. Hedefimiz her eve Mesudiye gazetini sokabilmek. Benim de dediğimiz bir arkadaşlar yaptığımız programları yaklaşık YouTube üzerinden yaparsak hocam 1.000 kişi açtıktan sonra eğer abone sayımızı Ozan Aydoğan ile Mesudiye burada sayfamız abone olursanız 1.000 aboneye geçtikten sonra inşallah Mesudiye'mizin turizmini, kültürünü, Evet. sanatını, bütün değerlerimizi bütün dünyadaki Mesudiye'lere ulaştırabilmek hedefimiz. Zaten yani bu kitap yazarken falan amacımız da bir bakıma o. Yani çok fazla insana ulaşmak. Aynen. Ne kadar insana ulaşırsak o kadar barış elçiliği yapar bir Muhakkak hocam. yazar. Geçen de mesela Evet. sizlerden iyi olmasın. Avusturya'dan ta kıtadan bir tane Mesudiyeli yazdı bana. Çok güzel. Ya Ozan Bey dedi sizi dedi böyle şeyle takip ediyorum ve gerçekten başarınız devamını diliyorum. Tebrik ederim sizleri dedi. Vallahi dedim bizimki bizler gönül elçisiyiz ya da ne bileyim Evet, tabii. hiçbir şey beklentisiz. Hocam yani sizler, bizler, siz sanat camiası, müzisyenler, söz yazarları, yazarlarımızın hepsine selam olsun. Hedefimiz tek sevgimiz bizim Mesudiye. Sizlere de burada Şey, teşekkür etmek araya gerekiyor. sözünü balla keseyim. Aslında bizim çocuklarımıza hep deriz kitap oku. Çocuklarımıza deriz köyüne git. Çocuklarımıza deriz köyünü tanı. Bunları derken bizler örnek olmamız lazım. Bizler bir Muhakkak. şeyler yapmalıyız. Yani Ben hocam hiç kitap okumayan bir anne çocuğuna kitap oku demem bir mantığı yok. yok tabii ki de. Yani davranışlarımızla çocuklarımıza daha çok örnek oluruz. Aynen. Hocam Tabii. bugün gazete 11 TL. Mesela bir Evet. sigara parasından daha ucuz. Sigara en düşük sigara 13,5 lira. Yani Evet. parası da önemli değil. Şu gazete eve geldiği zaman o çocuk yeni doğan bir çocuk. Yani eğer devamlı aboneliğiniz devam ediyorsa. Haşır neşir oldukça gördükçe ettikçe bugün arkadaşlar bizlere 24 saat ulaşabilirsiniz. Yani şahsım adına söylüyorum. 24 saat telefonum açık. İyi haber, kötü haber, Allah kötü haber. Bizlere ulaşın. Adam şimdi baktığı zaman Gülten hocamın haberi var. Ya da Kavakdere'nin haberi var. Ya da işte Ahmet amca ölmüş. Ya da Mehmet abinin bilmem neyi. Biz de hiçbir zaman ne kadar ulaşırsanız o kadar haber yapmaya çalışırız. O kadar kitleye, insanlarımıza Evet. ulaşmaya çalışırız. Bugün 81 il 13 ülkeye gidiyor hocam gazetemiz. Bugün düşünsene Amerika'daki bir atıyorum Kavakdereli bir Ne insanı düşün güzelmiş. hemşerimizi gazeteyi Evet. açıp da eline geldiği zaman bakıyor bizim Gülten ya da işte bizim Ahmet Evet. diyebiliyor. Hatta yöresinin renklerini, kokusunu hissediyor. Evet. Geçmişini bilmeyen geleceğini Evet, bilmez hocam. Biz de haklısınız. yeni nesile, geleceğimize, Haklısınız. bütün Evet. mesuliyetimize sahip çıkmak adına ne olur? Herkes anında zaten abonelik bilgilerinizi bize ulaştırdığınız Evet. zaman anında aboneliğiniz başlıyor. Resmi PTT yoluyla evinize kadar geliyor. Gelmediğiniz zaman şayet hocam özel kargo sistemiyle tekrar Yok, gönderebiliyoruz. onu şurada tanık oldum. Pandemi döneminde çok emek harcadınız. Evet. Aynen. Bize ulaştırmak için ve benim de gazetelerim ondan sonra düzgün geldi. Emeğinizi direkt kendim gördüm. Eyvallah hocam Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Ya bu pandemi döneminde bile yine Evet. hani durdurmadık ki devam ettik Evet. insanlarımıza bir şekilde ulaşalım diye. Zaten akış olmazsa olmaz. Aynen. Boşuna. Mesudiye spor desem hocam. Mesudiye spor dedi, denince sporla çok alakanız var mı? Hayır. Ama şöyle, Mesudiye grubunun da üyesiyim ben. Anladım. Orada Tekin Tekulucu abimiz var. Selam olsun Tekin Evet, hocama buradan. selam olsun Tekin abiye. Onun çalışmalarını paylaşıyor. Oradan o çalışmaları biliyorum. Bir de abilerimizin top oynadığını falan, hocalarımızın resimlerden falan öyle biliyorum.
Anladım. Evet. Şimdi şöyle sordum hocam şunu. Yani İstanbul'da ya da gurbette memleketimizi temsil eden bir basınımız, bir de İstanbul Mesudiyesporumuz var. Yaklaşık 35 yıldan beri Mesudiye başka bir ilçeyi gurbete temsil ediyor. İnsanların bir araya gelmesini sağlıyor. Keza gazete, Evet. STK'lar, Mesudiyesporumuz. Buradan da yeni yönetime, Yüksel Başkanımıza hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu dönemde Mesudiyesporumuza güzel bir yer kazandırırsak hocam, hepimizin çabalarıyla Tabii. güzel bir yer kazanmaya çalışıyoruz inşallah. Ya aslında sizinle paylaştım. En son dileklerdi ben size Tabii ki söyleyeyim. hocam. Şimdi hocam, bizde bir resmiyet yok. Burası bizim evimiz, bizim Tabii ailemiz, tabii. izleyenler de bizim. Tabii. Her şeyimizi rahat rahat konuşabilir. Bizler dertlerimizi, sıkıntılarımızı Tabii ya da tabii. bir şeylerimizi paylaşmazsak hiçbir mantığı olmaz. Biz bugün burada niye varız? Bir değerimiz buradaysa onu dinlemek, Çok bir feyiz teşekkür ederim. almak, bir Evet, şeyler haklısınız. verebilmek. Hocam hangi takım ya acaba? Mesela bilmeyenleriniz vardır. Ya. İstanbul'da olduğumuza göre herkesin bir tuttuğu takım vardır. Şimdi şöyle tabii ki en başta Orduspor'luyuz. O kadar da değil. Ya muhakkak. Evet, o Ordu Spor, kesin. Mesudi Spor ayrı. O kadar da değil yani. Değil mi? Böyle şey kendimize sahip çıkalım gerekiyor. Aynen. Çocuklukta biliyorsunuz el fenerleri vardı. Evet. Şöyle tutup Aynen. onları severdim ben. Ondan sonra Fenerbahçe ismi kaldı bende. He. Ve ondan Fener'den. Fenerbahçeli He, oldum. anladım. Evet, Bu arada da Fenerbahçeliyim hocamın diyeyim. dediğiniz gibi işte bilinmeyen yönler. Mesela Ha. bugün şu anda bizi izleyen sevdik. Fanatik mi? Hayır. Yani muhakkak tabii Ha, hocam o kadar yok. olamıyoruz. Fanatik değil. Bizi seyreden sevdikleriniz, Mesudiyeliler, öğrencileriniz, öğretmenleriniz, sizi seven tüm insanlar sizin şimdi bilinmeyen yönlerinizle görüyor. Ha, yıllardır belki gözler işte Gülten Hoca, Gülten Hoca, hocam, işte ahbabımız, gelinimiz, akrabamız. Ha, bilinmeyen yönlerini de bugün görsünler istedik. Tabii, evet. Gülten Hocam neyi en güzel yaparsınız yemek olarak? Yemek olarak çocuklarım şeyi beğeniyor. Patlıcan oturtma. Onu. Aynen. Evet, Ghost onu çok beğeniyorlar. dilimiz Her şeyimi beğeniyorlar yaptığım evde. de var. Evet, yöresel yemekleri de önce Değil mi? Zaten annelerimiz o anlamda yapardı. sordum hocam. Hani Yöresel yemeklerimizi de önce annelerimiz yapardı, büyükler. Artık ben de yavaş yavaş başladım. Mesela karalahana çorbasını çok güzel yapıyorum. ha, olsa değilse hocam. Evet. İnşallah Şimdi bir bir de gün İstanbul'da yemeğini. ne var biliyor musunuz hocam? Sizin hani buralar hep şey oldu artık. Doğal gaz oldu ya. Evet. O sobayı yakmayı özlediniz mi? Onu hep özlüyorum. Değil mi? Çünkü özellikle coğrafya çalışırken her odada soba vardı. Gözüne sobalar. Evimiz Rus yapımı bir ev. Tabanları böyle işlemeli Rum falan hocam. yüksekti de. Rum yapıları. Rum, pardon, evet, pardon. Rum ev. Güzel bir inşası var bu tabanının falan güzel. Ben annemlerin yatağına yatardım. Annem de sobayı yakardı. Odun. Aha. Her odada Gürgen odunu. Oo, Ona baka kokusu baka da. bağıra bağıra coğrafya çalıyor. Ezberim iyi değildir. Hep böyle matematik hesabım iyi. Değil mi? Evet, matematiğim iyi. Ya hocam o başka bir haz ya. Vallahi Evet. başka bir. Onun kokusu mesela bizim Mesudiye'nin şeyi zaten öyle. Gündüz ne kadar sıcak olursa olsun gece 3'ten 4'ten sonra soğuk oluyor. Evet. O odunun kokusu, Çok çok yanması güzel. bambaşka bir duygu. İnşallah. Bir de annemlerimiz yatakları açardı çocuklara ısınsın diye. Aynen. O çok hoşuma Aynen gidiyordu. hocam. Isın, yakıyordu. Çok güzeldi. Evet, değerli bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, dedik ki bugün yine hocamızın soracağı soruya doğru cevap veren hocamızın son baskısı olan Tuz Buz kitabını hocamız hediye edecek. İnşallah ilk yazan kişiye, cevabı doğru yazan kişiye hocamızın hediyesi olacak. Hocam bu arada yine şiir alalım, insanlarla buluşalım. Fazla da gerçi okumak istemiyoruz ama sürpriz olsun onlara. Evet. Şöyle komik bir şey okuyayım mı size? Komik Bilmem hocam. muzip bir şey okuyayım. Tamam Komik. okuyun Evet. hocam. Eğil öpeyim. Dostum, eğil alnından öpeyim. Gün vurdum. Dün yolda rastladım dal kabuklara. Seni sordular, gözümdür diyemedim. Dostum bize gel,
ki kahve içelim. Sende olan, benden gidenleri işte. Konuşalım, iyi kötü dertleşelim. Seni sıkmam, canıma can kardeşim. Dostum, dostum, seni görmüşler. Bankalarda paralar kaçar dediler. Güldüm geçtim, biraz da şaştım. Yok artık o kardeşim yapmaz dedim. Dostum, palavra bunlar aldırmadım. Gittim hesapları baktım, kala kaldım. Sokak ortasında boynuzları taktım. Dostluğun mayasını köprüden attım. Vay vay vay. Evet. Biraz eğlenceli, biraz Aynen. mutlu. Hocam şimdi mesela bunları yazarken şöyle söyleyeyim. Tabii ki de hemen oturayım da ben bir şiir yazayım ne olmuyor? Şöyle yazarlık atölyesinde hocamız, bu sevgiyle de anıyorum Şenol Tunbaş hocam, şöyle derdi. İlham tamam ama ilham gelmesi için eğer bir erkekseniz işte takım kıyafetinizi giyin, kravatınızı, oturun masanın başına. İlham size gelmezse siz ilhama gidin der. Değil mi? Evet, bu dergilerimizde konu yapacağız Aynen, galiba. O aynen. zaman yine döneriz. Onun için ilham, evet, çalışmak çok önemli. Değil Tek mi? ilham yetmiyor. Yoğurt olması lazım şiirin. Aynen. Evet, geldik tuz buza zaten hocam. Evet. Şimdi tuz buzun hikayesi derken zaten konuşuyoruz da hocam. Evet. Çıktı şu anda. Evet, sağ olun. Yani bizler de ilk mi olduk hocam? Evet, ilklerden. Sağ ol İlklerden olduk. kardeşim, aradın hemen. Evet. Teşekkür ediyorum. Hocamızın Tuz Buz kitabı. Gerçi siz anlatacaksınız da Yok hocam. olsun, Şey buyurun. anlamında Tabii. baskıya girdi ve pandemi sürecine denk geldiği için değil mi hocam? Evet. Raflarda yerini almış vaziyette. Şu anda devamı sizden dinleyelim Evet. hocam. Üniversite yıllarımdan itibaren zaten şiir yazıyordum ben. Özellikle o dönem Ahmet Selçuk İlkan'a, Hey Dergisi'ne şiir yolladım. Geceler şiirini. Ve Genç Şairler Köşesi'nde yayınlandı. Ondan sonra tekrar istediler ama o anda dersler çok ağırdı. Ama her defterimin arası şiirler, öğrencilerime şiir meraklarımı, sevgimi aktardım. Emekli oldum. Allah'ım, sürekli şiir beynime geliyor. Bir şeyler yazmak istiyorum falan. Ama dedim bu cahilce olmasın. O kültürü alayım. Teknik yönümü geliştireyim. Yazarlık atölyelerine başladım. Yazarlık atölyesi bir, Sevelli'ye yazarlık atölyesini bitirdim. Şiir atölyesini bitirdim. Ve sonra yazarlık öyküm başladı. Vay maşallah hocam. Sağ olun. Tabii bu süreçleri toparladınız Şöyle bir bunları şey hocam. oldu. Sosyal medya paylaşımlarında çok beğeni aldım şiirlerim. Artık bir kitap çıkar diye de telefonlar geldi. Anladım. Bir yazda Mesudiye'deyim. Annem dedi ki kızım bak ben öleceğim. Şu kitabını bir çıkar. Annemin o sözü hemen beni Yoksa içinizde ukde kalırdı. evet. Ondan sonra kitap ve sonra köşe yazarlığı, dergi ve devamı geldi. İnşallah hocam. Sağ ol. Şey bu arada tabii ki karar verdiniz çıktı fakat bir de pandemiye denk geldi değil mi hocam? Şöyle çıkana kadar sıkıntı yok. Aynen. Tam 14 Mart'ta kitap elime geçti. Ama birden pandemi dönemi başlayınca tabii yayıncılık da zorlaştı. Tabii biraz askıda kaldı. Anladım. Ondan sonra çeşitli yayın evleri, Halk Edebiyat Dergisi yayınlarından bu arada Tuz Buz ve pek çok kitap evinde satışı başladı. Kırmızı Kedi gibi. Pek çok yayın evinden meraklı dostlarım edinebiliyorlar. Aynen. Hocam şimdi yeni çıktı. Gerçi raflarda dedik de ulaşmak isteyen arkadaşlar, değerli dinleyiciler, izleyiciler, mesuliyetlerine nasıl ulaşırlar hocam? Yani Mesudiye şöyle ya zaten genel anlamda evet internet üzerinden ulaşırlar. nasıl ulaşıyorlar hocam ona? İnternet üzerinden Gülten Özgül, Tuz Buz, Halk Edebiyat Dergisi yayınları deyince çıkıyor zaten. Sayfa mı Evet, ya da site mi? direkt, evet. Yazdığınızda Gülten Özgül, Tuz Buz, Halk Edebiyat Dergisi yayınları Ya diye oradan yaz. satın Direkt, alabiliyorlar. evet. Oradan Değerli satın alabilirsiniz. mesudiyeler,
Bugün Tuz Buz Kitap dedi ki raflarda, kitapçılarda bulabilirsiniz, yayın evlerinde de bulabilirsiniz. Evet. Tuz Buz'a ulaşmak için zaten çok cüzi rakamlara çıkartıyorlar Evet, bunlar. Bunlar evet. da bir emek harcandı. Bunu aslında fiyatlandırılmaz bile hocam. Yani Evet. şey anlamda söylüyorum, değer anlamında. Edebiyat severlere bir ön daha var. Halk Edebiyat Dergisi'ni de öneriyorum. Var Taksim'de. Edebiyat severler alıp okuyabilir. Burada benim portre, biyografi ve şiirlerim de var. Edinebilirler. 2014'te kurulan bir dergi. İçeriği edebiyat, edebiyat, edebiyat. Yani edinirlerse bu kaliteye sahip olmuş olurlar. Yani arkadaşlar Evet. gerçekten Mesudiyemizin değerleri hayatta varken onlara değerlerine sahip çıkalım, varlığıyla sahip çıkalım, kitaplarıyla, sanatlarıyla, müzisyenleriyle. Bunlar var ki bizlere bir kültür mirası bırakabiliyorlar bizlere. Gerçekten emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim. Teşekkür edelim. Her evde bir tane Mesut diyelim bir kitabı atıyorum bugün. İşte Gülten hocamızın, Yekta hocamızın, Mithat hocamızın, daha ismini sayamadığımız değil mi? Kadir Ha, Kadir hocamızın. hocamızın nicelerinin en azından bir kitabınızı evinde bulun. Hem destek amaçlı hem de bir kitabı, yani şu şey kitabı dokunuzda kendinizi bulabileceğiniz, Mesudiye'yi bulabileceğiniz, Mesudiye'yi bulabileceğiniz içerik yüklü bir kitap. Ulaşmak istediğinizde ya da satın almak istediğinizde, destek vermek istediğinizde Gülten Özgül Tuz Buz yazdığınız zaman direkt Evet, çıkan yayın Tuzbuz evinden Halk Edebiyat Dergisi yayınlar. yayınlarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ha, olmadı en kötü Gülten hocama ulaşabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde Şey halkedebiyat.com'dan da beni takip edebilirler köşe yazılarım. köşe yazıları da var hocamın, Halk Edebiyatı yayınlarından değil mi hocam? Evet, halkedebiyatı.com diye girerlerse Aynen. orada. Bir de şu kitabımız var. Antoloji kitabı 25 yazar dostumuzla beraber Maşallah hocam. Kitap Yurdu, Kırmızı Kedi gibi bilinen kitap Aynen. evlerinden de sahip olabilirler. Öyküler ve şiirler var. Aynen. O zaman Edebiyat hocam. sever Mesudiyelilere duyurulur. Aynen. O zaman hocam ne diyelim biliyor musun? Buradan Ne benim diyelim? vesilem de. Annemin anneye hediye olsun bu direkt. İlk baskınız. Ay ne kadar iyisiniz. Anneme hediye zaten de annemin haberi yok. Duyar diye korkuyor. Hayır. İçinizde nokta kalmaz diye. Evet. Anne bizi izliyorsan buradan selam olsun. Evet. Benim Annemin aracılığımla. Anne. zaten anneme Ya hediye etmiştim de tabii haberi yok. ismiyle daha iyi. Ay çok güzel inşallah. Annem sana hediyemiz olsun. Evet. İlk kitabımız, ikinci baskıda, üçüncü baskıda Allah İnşallah, ömür inşallah. verdikçe inşallah Sağ olun. çıkacak annem. Sağ olun. Sen de hayattayken, sağ salimken Evet. Gülten hocamızın kitabı İnşallah da hayata geçmiş olsun. buluşabilirsek, Geleceğiz anne. Kavaklara da geleceğiz. Konacı'ya da geleceğiz. gidebilirsek. Mesudiye'ye de geleceğiz. Zaten projelerimiz var, Var var. konuşmuştuk. Ona geleceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar sohbet sohbeti açıyor tabii. Hocam projeleriniz derken hedefleriniz neler yapmak istiyorsunuz? Bir Gülten Özgül olarak, bir yazar Mesudiye olarak, çocuğu bir anne olarak. olarak, bir Mesude çocuğu Evet. olarak. Ya benim amacım her zaman doğruyu bulmak. Doğruyu aramak. Benim Hı hayat ilkem o. hı. Anladım. Dürüst doğruyu aramak. Çoğu insan gibi. Bu. Mesudiye'ye ait çok şey kafamda projelerim var. Fakat anne olarak çocuklarımın bir kere kişiliğiyle kişiliklerinden ödün vermelerini istemiyorum. İnşallah Öyle hocam. yetiştirmeye çalıştım. İnşallah. Yani kendi doğruları olsun. Hayata bakış açıları olsun. Anneleri ya da babaları karşısında olsun hiç önemli değil. Ama kendi fikirlerini saygısızlık sınırlarına girmeden kendi duygu ve düşüncelerini aktarabilsinler. Hocam şöyle Öyle söyleyeyim mi? çocuklar istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Öğrencilerim de dahil Tabii ki tabii ki. sorgulayabilsinler hayatı. Muhakkak. Yani insanlar hayatı gözlemleyerek Evet. görüyor. Şunu söyleyeyim. Evet. Bugün misafir olduk hocamın. Bugün terasındayız yani. Doğal bir bahçesi var. Hocamın Evet. gerçekten ne vardı hocam burada bunlar? Yoncalar Yonca var, mı güller dersin? var, Güller mi dersin? Yani meyve nar sebzeleri var. nar mı dersin? Hepsi var. Bildiğiniz bir mesudiye gibi. Şimdi hocamın gerçekten dedim ki çocukları da var. Allah Evet. bağışlasın Evet. birbirinden terbiyeli, edepli. Evet. Şu anda zaten kamera Bülent miydi? Ege. Ege'ye de Evet. gerçekten hocam bir insan hani ağaç açken gösteriyor kendini be. Anlatabiliyor muyum? Yani ben açık sözlü bir insanım. Bugün şimdi şu pozisyonda
gidip oyun oynayabilen olabilirdi. Dışa çıkıp sokağa oynayabilirdi. Affedersin, ailesiyle irtibatı olmayan insan olur. Evet. Gerçekten hocamın emeğine, yüreğine, gerçekten yetiştirdiği evlatlarına Cenab-ı Allah ona mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin dedik. Dedik ki hocamızın bugün soracağı soruya doğru cevabı veren ilk kişiye hocamızın Tuz Buz kitabını hediye edeceğiz. Tabii Evet. bizi izlemeye devam edin. Sabırsızlıkla biz de bekliyoruz. Bakalım kim bilecek diye. Şu projeyi hocam bir açar mıyız? Hangisini? Mesudiye projenizi. Ha, açalım. Yani Mesudiye grubunda da paylaşmak istedim ama bana ön ayak olduğunuz için teşekkür Rica ederim ederim. hocam. Ya kafamdan öyle bir hayal geçiyor. Tamam hocam. Eşim, aslında eşim dernekçi, ona da açtım ama bürokrasi çok önemli Hocam dedim. önemli olan Bıraktım. açılım Evet. yapmak ya da Evet, ben düşünceniz yani. hayalimi söyleyeyim. Muhakkak. İsteğim. Olur Muhakkak. olmaz ama olmasını çok istiyorum. Anladım hocam. Bizim eski Mesudiye bina, lisesi binamız Lise var. tamam. Oranın kültür evi olması. Çok güzel. Ve işte benim değerli öğretmenlerim, Mesudiye hizmet etmiş yazarlar. Ahmet Gürsoy, Mithat Paşa, aklınıza kim gelirse. Değil mi? Evet, hepsinin eserlerinin olduğu bir kütüphane bölümü. İşte Mesudiye'nin belediye başkanları, kaymakamları, resimleri, hayat özgeçmişleri. O zaman toparlarsak hocam ne deriz Evet. ona? Mesut diye bir kültür evi. Evet, Mesudiye'de Ya da bir şöyle bir şey müze. oluyor. Mesudiye'ye Değil gelen yiyip içip hemen köyüne kaçıyor. mi? Yayla kültürü gelişmek üzere. İşte Aynen. kayak merkezlerimiz falan açıldı. Ya Mesudiye'ye inince müze sever birisi Çoluğunu olsun. çocuğunu götürebileceği. Evet. Yani gitsin, okusun, Mesudiye'nin geçmişini Tarihini öğrensin. öğrensin, Bir sürü kültürünü öğrensin. değerlerimiz var. Oranın çok güzel bir kültür evi olmasını istiyorum. Bu benim hayalim. O zaman hocam buradan duyuru yapalım. Duyuru Ya da yapıyorum bizleri tüm izleyen, bürokratlara. izleyenlere, Lütfen değerli STK elimizden başkanlarımıza, geleni yapın. belediye başkanlarımıza, Evet. dernek başkanı, STK var. Hepinize duyurumuz. Hepimizin tabii gönül ister ki Mesudiye'mize ait, Mesudiye merkezimizde bir kültür evi. Yani Mesudiye'ye inen bir ailenin alışverişini yaptıktan sonra çoluğunu çocuğunu gidip de gösterebileceği ya da ilk gelen bir aileye ya da çocuğa Mesudiye'yi tanıtmak için orada Sinevizyonlu olabilir, tanıtım. Bugün İstanbul 1453 bilirsiniz hocam. Evet. O tarzda bir şey olabilir. Şeyler var. Mesela Konacık'ın ilk elektrik gelen köy. Yani. Değeri, şey, lambaların üstü de yandı. Müthiş bir haber bu. Aynen. Yani bu haberlerin de olduğu bir oda. Yani Sonra haberlerin olduğu. otantik bizim köy değerlerimiz işte. Hocam eski resimleri Tabii eski görebilirler. onlar. Yani İşte ne bileyim aklınıza ne bir gelirse. bütün Kuru Gökçeyan sanatlarımızı da. Ya bugün bir gösterileri. Ekta'yı, hocayı okumak Çok orada, hayal kitabını ediyorum. O görmek. evi hayal ediyorum, o müzeyi. İnşallah bizi duyarlar, Evet. birileri vesile olur da Evet. Mesudiye'mize böyle bir kültür mirası İkinci proje bırakırız. de var, konuşuruz. Tamam hocam, aynen. Bir şiir de alalım ama gerçi sürpriz olsun istiyorum ama hocam. Evet. Ya ayak izlerini okumak istiyorum da hemen şöyle ayırmıştım aslında siz okuduktan sonra hemen baştan bakayım. Bakalım. Mesudiye'de bizim dönemde büyüyen çocuklara çok uygun bir şiir. Olur hocam. Evet, ayak izi hemen bakalım. Bu arada siz buyurun biraz şeyden bahsedelim de. Ayak izi çok heyecanlıyım. Ay 62'de. Ayırmıştım da siz okuyunca sayfa kayboldu. Tamam hocam. Öyle. Ha, evet. Yani Şimdi bu şu şiirini... var hocam, pardon özür Ha, dilerim. pardon. Gönül ister ki hepsini sizlere aktaralım, Evet, bir şiir hepsi. gecesi yapalım ama size de yani sürpriz olsun birazcık. Evet. Sizler ulaştığınız zaman, Evet. aldığınız zaman onları gönül Bir rahatlığıyla de kitaplarıma ulaşan okuyabilirsiniz. insanların bana resimlerini yollamasını istiyorum. Muhakkak. Sosyal medya üzerinden de Evet, olabilir. evet. Hocamın direkt telefondan da Evet. olabilir. Paylaşırsanız Çok seviniriz. memnun olurum. Evet. Ayak izi şiirinin bir öyküsü var. Şimdi ben bizim dönemi pres kuşak olarak görüyorum. Ataerkil ailelerde büyüdük hepimiz. Bir de ben merkezli çocuklarımız, hani daha teknoloji ağırlıklı büyüyen çocuklarımız var. Bizi biraz pres kuşak olarak görüyorum. Gerçi pres olmak kötü bir şey değil. Hayata daha dayanıklı, daha ortayı bulan, daha böyle mücadeleci bir grup olarak görüyorum bize. Ama bizim de çocukluk öykülerimiz var. Biraz o günlere giden bir şiir. Çok değer verdiğim bir şiir. Müsaadenizle okuyorum. Tabii hocam buyurun. Müziğimizi açalım mı? Tabii hocam Yani buyurun. bizim ayak izi.
biraz sesli okuyacağım. Toz toprak, umut kokuyordu çocuklar. Öyle böyle değil, koşturdular dizleri yamalı. Bir top vardı, dereye kaçtı. Ağladılar, salya sümük bulamadılar. Oysa zaman onlar için daha iyi işledi. Büyüdüler mi ne boylarından büyük? Yoklukla bugünlere gelmenin tadını yüklendiler kalplerinde inceden ince. Biraz parlıyor da onun için. Ana babayı unutmadılar hiçbir zaman. Koştu yetiştiler az ya da çok zaman. Arayı bulalım derken çok çalışıp kendi ayak izlerini unuttular geride kalan. Vay. Şimdi biraz ekran parladı. Size daha güzel okumuştum. Aynen hocam, olsun. Artık okurlarım maruz görsünler bu kadarı. Duyguyu daha iyi yakalarlar. Aynen. Diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, dediğimiz gibi kitabımıza ulaşmak için Gülten Özgül yazarak, direkt Tuz Buz da yazarak. Tuz Buz, Google üzerinden Halk Edebiyat Dergisi yayınları dediğinde çıkıyor. Aynen, ulaşabilirsiniz. Evet. Dedi ki bizi izlemeye devam edin. Hocamızın soracağı soruya bu akşam. Hocamız dedi ki artık benim soracağım soruya da ben de bir katkıda bulunayım dedi. Evet. Soracağı soruya hocamızın ilk doğru cevabı yazan, yani harf hatası daha istemiyoruz değil mi hocam? Yani evet, kelime hatası ya da harf hatası istemiyoruz. Murat, şey yapsanız şiirleri okuyamıyorum. Biraz şöyle alır mısın? Direkt vuruyorum. Tamam bana. Hocam, olur. Pardon, sözünüzü. İlk cevabı doğru yazan kişiye hocamızın son baskısı Tuz Buz kitabını hediye edeceğiz. Hocamız da gerçi bu saate kadar yorduk. O da koşturmaca yapıyor hocam. Hangi şiir hocam o? Tekrar okuyayım. Yok, bilmiyorum, siz nasıl arzu ederseniz. Ben biraz Tuz Buz'un yapısından bahsediyorum. Aynen. İsminden aynen, bahsediyorum. Aynen hocam. Şimdi Tuz Buz'un ön kapağını görüyorsunuz. Bu kardeşim Birgül Ekşi'nin bir tasarımı aslında. Hı hı. Kapağın bütünü Halk Edebiyat Dergisi'ne ait. Kapağın tüm tasarımı. Ama ön görsel tasarım kardeşim Birgül Ekşi'ye ait. İçinde bazı çizimler var şöyle. Bunlar yeğenlerim İlayda Özgür, endüstri tasarım okuyor. Ve Ela Ekşi, yeğenim var, lise öğrencisi. Onların özel çizimleri var. Bu çizimler gerçekten birbirinden değerli, güzel. Aslında ilk kitabım biraz da manevi kitabı oldu. Aile kitabı gibi oldu. Bu arada hepsine teşekkür ediyorum. İsmi de şöyle olmuştu. Önce gel git işte gel git gibi geldi. Sonra kal gibi oldu. Sonra yine gel gibi oldu. Birden en son yazdığım şiir kafama takıldı böyle. Dedim ne güzel Tuz Buz olsun kitabımın ismi. Ve gerçekten yayın evimle paylaştım. Çok güzel buldular. Ben güzel buldum. Çevrem, yakın dostlarım çok beğendi. Ama şöyle bir sıkıntısı oldu. Gördüm ki Tuz Buz isimli yine bir kitap daha var. Onun da içeriği biraz farklı. Anladım. O yazarımıza da selam olsun. Selam olsun. Tesadüfi bir benzerlik oldu Tuz Buz. Ama hocam, içerikleri farklı tabii. O da mı şiir kitabı yoksa? Şiir ve şiiri betimleme gibi galiba. Şey olmadı ama değil mi, sorun? Yok, sorun olmaz. Gülten Özgül yazıldığı müddetçe hiçbir problem yok. İsimden dolayı evet, bir şey yapamaz yani. Evet, hayır. Anladım. Hocam biraz mesaj okusak. Olur, İnsanlarımız olur. İnsanlarımızda selamları var, şeyleri var. Evet, çok mutlu olurum. Tufan Şahin, selam Ozan Bey demiş. Aleyküm selam Tufan kardeşim. Programları devamını diliyoruz demiş. İnşallah kardeşim. Erdal Aras, hayırlı akşamlar dilerim. Turgut Bektaş, Arpalan Dernek Başkanımız. Başarılar Ozan'ım, konuğuna ve sana iyi programlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Metin Tepe, hayırlı akşamlar, güzel yayınlar Gülten Hocam demiş. Teşekkür ederim. Yurt dışından, Almanya'dan bizleri izleyen Nuray Tuncalı.
Mutlu akşamlar Gülten'ciğim. Tebrikler ederim. Sevgiler Çok demiş. teşekkür ederim sana. Gülfem Yaşar iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Bizden de iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Osman Türk, Ozan Bey iyi yayınlar size ve konuğunuz Gülten Hanım'a başarılar diliyorum. Teşekkürler Osman abim. Teşekkürler. Nuray Tuncalı iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Nuray Hanım. Ediz Ölek bir şiir okumanızı istiyoruz demiş. Ediz kız mı erkek bilemedim ama. Ediz kız, Heh. erkek. Ediz'im Pardon, söyledik, yeğenim. dinledik. Gülten merhaba iyi yayınlar. Baki kalemde olup merhaba Baki abim. Teşekkür ederiz. Sağ Mesut olun. İl Cengiz merhabalar, merhaba kardeşim. Güzel muhabbette o sohbetler eyvallah. Nur Erbil iyi akşamlar. Ozan iyi yayınlar, iyi yayınlar demişim. Teşekkür ederim Baki emmi. Evet. Gülsen Aydoğan Yıldız hayırlı yayınlar dilerim. İyi akşamlar emim kızı diyeyim ona da, amcamın kızı. Onat Özgül tebrikler demiş. Teşekkür Oğlusun ediyoruz sağ ol. yeğenimize. Burak Özgül tebrikler demiş. Ediz Ölek Teşekkür ederim. tebrikler. Nermin Gürsoy başarılar canım demiş. Teşekkürler. Zübeyde Akbulut tebrikler demiş. Nur Erbil muhteşemsiniz demiş. Mesut İlcengiz süper demiş. Baki Kalemdoğlu kutluyoruz. Sevgiler Sağ sizlere olun. demiş. Türkan Çağlar hayırlı akşamlar. Nermin Gürsoy Ozan Bey'e başarılar. Teşekkür ediyorum Nermin ablam. Yekta Aydın hocam sevgili Gülten bir öğretmenin olarak gurur duyduğum bir öğrenci sağlık huzur ve başarılar dilerim Teşekkür demiş. ediyorum. Aybastır Recep selam hayırlı akşamlar başarılar diliyorum demiş. Teşekkürler Recep. Çok güzel, teşekkürler. Nermin Gürsoy videoyu anneme ve babama ileteceğim demiş. Oo, süper. Evet Nimet Dinç hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Nimet. Zülküf Öztürk güzel ve izleyeni bol yayınlarınız olsun. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim. Derya Tuncalı selamlar demiş. Derya Tuncalı tanıyorum değil mi? Tanıyorum. Emmim kız o da. Öyle mi? Tabii. Yıldız Tuncalı benim yengem olur. Halil Özgül, abimin Aynen. eşi. Evet. Nermin Gürsoy harika bir kardeş, harika bir öğrenci, harika bir insan Gültenciğim demiş. Evet, Nermin ablam hem Nur öğretmenim. Erbil teşekkürler demiş, başarılar demiş. Sabire Gülsen Özgül biz de izliyoruz hep beraber başarılar demiş. Çok Mesut güzel. İl Cengiz tebrikler öğretmenim demiş. Cengiz Erkan. Tebrikler öğretmenim demiş. Ha, evet, Deniz teşekkür Özgül ediyorum. Yavuz tebrikler yengeciğim. Sabire Teşekkür ederim. Okumuşları iyi akşamlar. İyi akşamlar Sabire Evet, Başkanım. Sabri Hanım. Teşekkürler. Selamlar, saygılar. Pelin Yılmaz, İbrahim Yılmaz Emiroğlu mesut olarak ayrıcalıktır. Medeniyet kültürün beşiği sevgiler demiş. Abdullah Özkan tebrikler. Evet, sağ ol Abdullah. Zübeyde Akbulut hayırlı akşamlar. Evet, Selamlar sağ ol. olsun benden sizlere. Alev Özgül tebrikler. Teşekkürler. Mesut yol olmak ayrıcalık demiş Nermin Aa, Gürsoy. çok Hayırlı güzel. yayınlar dilerim Zübeyde Akbulut. Esengül Özkan sevgili Gülten hocam. Tebrik ediyorum Ozan'cığım. Sana iyi Çok yayınlar teşekkür ederim. diliyorum. Bizden de selam olsun. Akçaya. Nermin Gürsoy patatesli börek demiş. Zübeyde Hanım Karalahanlı Ordu'da demiş. Hocam tebrik ediyorum. İyi yayınlar Abdullah Özkan. Nermin Gürsoy zor Aa, olmasın canım sorun demiş soruyu Nermin Gürsoy. evet. Anşe Özgür Kayamlıoğlu Gülten tebrikler. Sağ ol ablacığım. Gülce Amıcık iyi akşamlar iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar Gülce ablam. Şevki Tansoy Mesut Yen sorunlu ve geleceği yıllarda ya da başka bir şeyden irdelenip çözüm aramaya çalışıp projeye birbirlerine yarışmış hevesliler. Herkesin de önüne geçmiş. Bu nedenle bir şey değişmemiş. Tedbiri yerinde ise aynı. Tas aynı ama Mesut dedi yıllardır bir somut anlayış hiçbir gelişme sağlamış. Bu konuyu yerel bir basının yatırmalı. Şevki kardeşim aynen hepimiz dile getirdiğimiz sürece elbet bir gün bir sonuca varırız hep Hayır, beraber. sonuçta bir proje sunduk. Yok yok onu Evet, söylüyor. evet, Söyleniyor evet. söyleniyor ama Evet. diyor şey yapamıyor. Meltem İnşallah. Özgül selamlar. İyi akşamlar Ozan Bey demiş. Muratçığım selamlar. Evet Gülsüm Torun beğenerek okudum. Kalemize sağlık hocam demiş. Ha, çok Yücel Yılmaz güzel. hocam hep beraber sahip çıkmanız hayırlı yayınlar. Evet. Muharrem Özdemir hayırlı yayınlar demiş. Evet arkadaşlar. Vallahi böyle gidiyor. Arkadaşlar programın sonuna yaklaşırken yani zaman yaklaşıyor. Hocamı da fazla sıkmak istemiyorum. Evet. Tabii ki inşallah başka bir programda yine buluşuruz hocamla. Hocam şu ikinci projeyi de anlatalım. Sorumuz Evet. bomba zaten. Bekliyorlar, Yani bekliyorlar Mesudiye'm için farklı olacağını düşünüyorum. ama. Buyur hocam Evet. tabii ki de. Şöyle tabii ben şahsi ben değilim ama tüm yazar dostlarıma da duyurmak istiyorum, büyüklerime de. Şöyle bir projem var. Kabaklıdere, doğduğum köye kültür merkezi var orada. Evet, girişte Orada sağda. şimdi oranın onlar sağ olsunlar beni haber yaptılar ve kitaplarımı istediler. Tamam. Ben de basma kalıp olmaz doğduğum köye dedim. Ben yazın geleceğim.
Hem kitaplarımı muhtarlığa da hediye edeceğim. Yazar işte Hocam o zaman şöyle yapalım. Şimdi zaten biz birbirimiz için varız. neyse öyle Yok yok, konuştuk. dediğiniz gibi söyleyeceğim ben de. Güzel. Peki. Ve oradaki büyüklerim zaten o dönemde çok fazla kişi oluyor. Aynen. Hem köyümdeki insanları görürüm. Aynen. Hem hal hatır ederim. Aynen. Kendimi tanıtabilirim. Ama hocam şimdi onu şöyle söyleyeyim Evet. bütün meselelere. Hayır. Başlangıç noktamı Aha, diyeyim. başlangıç, Bunu tamam. önceden konuştum çünkü muhtarla. Tamam. Öyle o da dedi ki dernek başkanı da olsun Gülten hocam. Gelince Gülten dedi Hı abimiz Mithat Erdem. Bunu gerçekleştirelim çok memnun olurum dedi. hı. Ben tüm köyler için olsun istiyorum dedi. Tamam hocam. Hepsi bizim köyümüz. Aynen. Buyurun. Şimdi hocamın dediğini şöyle söyleyelim. Zaten bundan sonraki hocam kendi projelerinde ya da Evet. bayağı bir yoğunluğu başlayacak. Evet. Bizler aracılığıyla ya da hocamla irtibat halinde olacağız. Sizlere şöyle bir müjde verelim o zaman. Hem siz özleyin hem de hocama ulaşabilirsiniz anlamında. Hocamızın sürprizi şöyle olsun. Tarihini ya da zamanını söylemiyoruz ama size sürpriz olsun diye. Hocamla beraber bütün köylerine geleceğiz. Bir imza günü ya da imza kampanyası gibi yapacağız. Hem sizlere ulaşmak, birebir hocamla görüşmek hem de imzalı bir kitabını alıp resmini de çekinebilirsiniz. Sizlere bu müjdeyi verelim. Şey var, Yeşilce'nin bir yaylası var. İsmini şu anda hatırlayamadım. Neydi? Eriçok. Ne? Eriçok. Yok. Yeşilçe. Kara... Karagöl. Neyse, yani o yaylanın da resmim var da. O yaylada da bir imza günü çok istiyorum. Yeşilce'leri de burada Suudi duyuruyorum. Arıcan Koç şu anda gurur duyuyorum Tabii. sizlerle. Güzel bir program. İyi akşamlar. Şimdi görebildim. Yoldayım demiş. Birgül Ekşin teşekkürler. Keyifli bir sohbet için demiş. Biz teşekkür ediyoruz Birgül ablam. Selamlar olsun. Evet. Evet. Oraya Gülten hocamın kız kardeşi de bizim gelinimiz. Bizim de akrabamız ayrıca. Selam Evet. olsun Evet. Birgül ablama. Evet. Ayten ablama selamlar Ozan Bey yayına demiş. Uğur Özgür. Mesut Cengiz kültüre ve güzel düşünce destek vermek gerekir. Bütün meslediyeler olarak demiş. Kesinlikle. Çok güzel, keyifli zaman geçirdik. Sayenizde teşekkür ederiz Elif Torun demiş. Evet. Meral Özgül, tebrikler, gurur duyuyorum sizlerle. Çok güzel bir Sağ program, olsun. zevkle izliyoruz. Teşekkürler Nur Hanım, bizler de. Şimdi bizleri izliyorsunuz. Çok güzel. Gazetemizde eğer abonesi olmayanlara hocam, sizleri gazetemiz evinize kadar gelsin. Bu programlarımızın sonrasında izlemek istiyorsanız YouTube kanalımızdan Ozan Aydoğan Mesudiye programına sadece ya sevginizi, desteğinizle gösterin. Dünyaya bütün Gülten Özgül'ü duyurmak, bütün mesudiyelere ulaşmak için yapacağım yayını dünyaya duyurmak için YouTube kanalıma abone olmanızdır. Sizden ricam bir mesudiyeli olarak bu yayınımı bütün dünyaya sunabileyim. Bugün mesudiye yani sayfamızda 5.000 kişiye ulaşabiliyor sınırlı olduğu için. Ama YouTube böyle international, uluslararası bir platform olduğu için bütün dünyadaki mesudiyelere hedefim ulaşmak arkadaşlar. Belki orada birisi YouTube sayfası açtığı zaman bir mesudiyeli daha açıp da Gülten Özgül'ün şiirlerine ulaşabilecek, yayınımızı izleyebilecek. Ozan Aydoğan Mesudiye burada abone tuşuna tıklarsanız bir kere hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Her şeyden güzeli sizler için, sizlere ben hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Bu akşam hocamı da sizlerle buluşturduğum için tekrar hocama teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hocam sorunuzu soralım. 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 Merak ediyor herkes. Herkes Soralım merak mı ediyor yani? ve şiirle de kapatırız. Şey yapalım. Başka proje Nermin konuşayım Gürsoy, mı? Ozan Bey tebrikler su gibi program. Teşekkür ediyorum. Nermin ablam mı diyeyim? Yaşınızı Şey, bilmediğim için. hobiler. Şu şey. Ha, onu. Soruyu sorayım mı? Hobi dediğim o şeyi diyorum. Hedefiniz Ha, aynı anlamdaydı. onu, tamam. Şimdi arkadaşlar bizi bu saate kadar izlediniz, takip ettiniz. Hocamızın soracağı soruyu dikkatle dinleyin. Hocamın soracağı sorunun cevabını doğru yazan. Çünkü öyle bir soru ki doğru yazmak gerekiyor değil mi hocam? Evet. Ki öğretmen olduğu için hata istemiyor. Evet. Hocamın Ay. doğru soracağı soruya cevabı Tuz Buz kitabını hediye edecek. İlk yazanı buradan göreceğiz. Söz size imzalayıp ismine imzalattıracağım. Nasıl dedim hocam? Tabii ki mükemmel. İlk doğru cevabını isminize imzalattıracağım. Ben kendi elimle göndereceğim. Süper. Evet. Buyurun hocam. Soruya başlıyorum. İyi dikkat edin lütfen. Bir kere okuyacağım. Tekrar yaz hocam. Tekrar İlk doğru peki. cevabı yazana
Mele Tırmağı'nın batı ve doğu yanında bulunan bitki örtüsünün Yunanca adı nedir? Evet. Gülten hocamın Tekrar sorusu ediyorum. geldi. Tekrar alalım hocam. Evet. Melet Irmağı'nın batı ve doğu yanında bulunan bitki örtüsünün Yunanca adı nedir? Bir daha tekrar diyorum arkadaşlar. Gülten hocamın sorduğu soruya doğru cevap veren ilk yazan kişiye öğretmen olduğu için birebir istiyor cevabı. Yani hata bile Yazım istemiyor. Yazım hatası hatası da istemiyor. istemiyorum. Melet Irmağı'nın doğu ve batı yakasında bulunan bitki örtüsünün Yunanca adı nedir? Hayır, yazım hatası bazen yanlış O, cevaba da yanlış getiriyor o cevabı açıdan. anlamı kaçıyor, o zaman Evet, cevap anlamı olmuyor. kaçmasın diye Yanlış giriyor. anlamasın Evet. kimse. Doğru ve net cevabı yazan Evet. ilk kişiye hocamızın Tuz Buz kitabını hediye edeceğiz Tabii inşallah. sevgilerimi de. Tabii, Bu sevgilerini de, kalbimi de veriyorum. kalbinin de sevgilerini de yazan ilk doğru kişiye Evet. zaten imzalı kitabını ben getireceğim Evet. hocam. Çok mutlu Aynen. olurum. Seve seve. Evet, cevaplarınızı bekliyoruz. Siz cevapları yazarken ya düşünürken hocam bir şiirinizi alalım. Herhangi bir Şöyle bir açıyorum bir sayfa. şey olsun bir hocam. Duygusal olsun, bir melete doğru gidelim. Melek ait bir Duygusal şiir olsun, duygusal. vardı, evet. Biraz şey şiirler. Melet Irmağı'nın Evet. batı ve doğu yakasında bulunan bitki örtüsünün Yunanca adı nedir? Gülten hocamızın sorduğu soruya doğru ve net cevabı yazan, imla hatasız yazan ilk kişiye Tuz Buz kitabını hediye ediyoruz Şimdi arkadaşlar. Melet'im şiirimi 1994'te yazdım. Oo. O zamanki 1994'te 2 yıllık öğretmenim falan. Aynen. Mesude'yi çok özlemişim. Değil mi? Yani Kızıltepe. Bu Mesude gazetesinin geldiği Değil mi? yıllardı. Evet. Melet'im. Melet'im özledim. Ahlatını, boz dilini. Bir daha söyle ekini biçe biçe bulamadım ucunu. Dahasını söylemem. Anşa bilir suçunu, sözlerindeki duyguyu. Hava kirliliğinde yeşiline, su yokluğunda hasretim pınarlarına. Gençlerin yalnız bıraktığı, gönlümün yetim çocuğu. Anlat derdini bir bir, medyada boy gösteren fidanlarına. Duygularım melet çayına döndü. Bir kurudu, bir coştu. Sevdalarımı da alıp götürdü. Anılarıyla kala kaldı yüreğim. Hep sen olmalısın. Çocukluğumun ilkbaharı. Canım meletim. Vay vay Evet. vay. Ya hocam Çok şimdi özlemişim özlemek ne meletim. kelime, özlemek ne kelime. Yani Evet. şimdi gerçi bir sürece geçti. İnsanlar zor zamanlar geçirdi. Yani yokluk anlamında, sıkıntı anlamında, iş anlamında, aş anlamında. Bunu gerçi bütün ülke olarak yaşadık, bütün dünya olarak yaşadık. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. İnsanları gerçekten zor bir durumda. Bakın o özür diliyorum. Buyurun hocam. 1994 yılında bu şiiri yazmışım ben. Hı. 2020'deyiz. Ve hala söylüyordum. Medyada boy gösteren fidanlarına demişim şiirde. Adresleri bulsun. He. Evet. Değil mi? Şiir Aynen güzel. aynen aynen. Aynen. Hala bekliyoruz. Yani inşallah iyi şeyler olsun. Hocam cevaplar, bakıyorum cevaplar geliyor mu diye. Biraz yavaş galiba. İlerlemiyor değil mi? Ha gel bakabilirsin. Geldi galiba. Pil düşük hocam. Şuradan bakayım. Murat oku mu? Zeynep. Evet arkadaşlar, cevapları gelmiş. Mesut değil Cengiz. Pinus Sivelester Pristi Orostus. O değil Cengiz'im. 66 yaşında Hatar oluyor. Nermin Gürsoy, o da değil. Nermin Gürsoy Konjik demiş. İyi yayınlar hemşerim. Gülten ablamı sevgiler arzuları can demiş. Nermin Gürsoy ben aboneyim zaten demiş.
Arkadaşlar şimdi yani soruyu resmi ve tam şey cevap istiyor. Ne derler hocam ona? Evet, İmlası. çünkü şey olur, gerçek Anlamı kaçar. cevabı verene de saygısızlık olur. Aynen. Mesudiye'de yani meletimizin Evet. batı ve doğu yakasındaki bitki örtüsünü Yunanca adı ne? Yunanca adı nedir? Doğru cevabı yazan ilk kişiye hocamızın Tuz Buz kitabını imzalı bir şekilde hediye edeceğiz Burada inşallah. bir seslenişte de bulunmak istiyorum. Buyur, buyur Özellikle hocam tabii. gençlere hayallerinin peşinden gitsinler. Onları geliştirir. Onları daha kendilerinden emin adım atmalarını sağlar. Buradan tüm gençlere duyuruyorum. Yani Hocam yani bu Mesudiyeliyiz işte, şunu yapamayız. Hayır, öyle bir şey yok. Her şeyi yapabiliriz. Neden yapmıyor? değil mi? Yeter ki isteyelim. İsteyince her şey olur. Bir şey yok. Koşullar istiyorsan. Muhakkak hocam. O zaman işte Evet, Mesudiyeli Cengiz Erkan okumamıştık yazmış. onu. Ama o direkt aynen yazmış Ha, hocam. aynısını mı? Evet. Aynısını yazmış. Daha öncesine bakıyorum. Arkadaşlar şimdi bunlarda o cevapladı, bu yanlış yapmadı, bu doğru cevapladı olayı yok. Evet. Direkt zaten sizler de görürsünüz yazılan cevapları. Evet. Yukarıdan aşağı okuyorum yazılan cevapları. Nermin Gürsey konjik demiş hocam. Şimdi ben Kara, hiçbir kara, şey ha, demiyorum. yok Daha yok ha. evet. Konjik demiş. Nuray Tuncalı bir şey demiş. 66 yaşında Hatar oldu demiş Nermin Hanım. Mesut diyeceğiniz Pinus Stilis tam bayağı bir şey yazmış. Link abes not demiş. Mesut diyeceğiniz Kolşik ve Eksiyone demiş. Yunanca şekilde yazmış Ha, hocam. Yunanca olabilir, bir bakalım ona. Tamam. Yunancası. Evet. Evet. Oradakinin aynısını. Bilmiyorum, bakacağız, daha Heh. yazsınlar, evet. Selam olsun size demiş İsa Başaslan Doğan Teşekkür ederim. Çam'dan Aa. Sözel Çay Evet. selam olsun buradan demiş Konjik olmalı ismi demiş Nermin Gürsoy. Arkadaşlar şu anda ilk cevabı yazan Mesudiyeli Cengiz Erkan öğrenciniz galiba hocam. Öğretmenim dedi ama Normal, genel dilde şey yapalım. genel dildir. Tam yazılışını istiyoruz değil mi hocam? Aynen. İlk doğru cevabı yazan arkadaşlar hepiniz de yazmışsınız ama Mesudiyeli Cengiz Erkan hocam yazan. Evet. Değerlendirmesi şey sınav soru cevaplar Evet, gibi. evet. Evet, Mesudiyeli Cengiz Erkan Bey. Tebrikler. Cengiz Erkan kardeşime tebrik ediyoruz. Seve seve de Buradan seve imzalıyorum. seve imzalayıp size inşallah ulaştıracağız. Evet. Hocam gözlerinin önünde yazar mısınız? Evet, Cengiz'e başına sev. Mesudiyeli yazayım mı aslında? Mesudiyeli diye yazayım bari. Mesudiyeli diye yaz, şey Mesut yapayım. değil Cengiz Üstüne Erkan. yazayım direkt. Cengiz Erkan. Cengiz Erkan'a sevgilerle Evet. diye. Arkadaşlar, hocamızın sorduğu soru Mesudiyemizin yani meletimizin ırmağımızın sağ ve sol yanındaki bitki örtüsü dünyada bir bitki örtüsü. Buna da Yunan dilinde kolşik ve oksin denilmekte. Bu Artvin civarlarında da gözüküyor ve bizim Melet Irmağı üzerinde de Türkçe ve Yunanca yazmakta arkadaşlar. Cengiz kardeşim hayırlı olsun diyoruz. Kitabı güzel günlerde okuman dileğiyle. Erkan ailesi olarak biz teşekkür ederiz. Kurban olurum ne demek? Evet yazın diyor. Aynen o şekilde yazıyoruz. Erkan'ıma. İnşallah dediğimiz gibi bundan sonra nice nice değerlerimizi sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Onlar hayattayken varken değerlerini bilmek, sizlere aktarabilmek
Her haftada böyle soracağımız o günkü değerimiz kimse vereceği doğru cevaba sizlere bir hediye ödüllendirmek istiyoruz. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun diyelim. Hocam kitabını imzaladı. Bir de Ozan Bey, bizim mesudiyetimizin gerçekten değerli insanları var. Var hocam, çok var. Yani sanatta, kitap, İnanır mısın? evet, çok Hocam değerli insanları var. ben biliyorsunuz. Müzikte, Yani şimdi mesela önce evet. dedim ki hafta hafta yapayım. Haftada bir gün yapayım. Evet. Ya o kadar çok ki Çok, değerimiz. tabii. Ben de dedim ki artık ya nasıl olsa tüken bizim, ev bizim. Kime ne diyeceğim? Aslında İstediğim gün burada ben tek bir tane özgür değilim. muhakkak. Yani burada tüm Mesudiye'nin çocukları, Aynen. hangi yaş kuşağı olursa olsun, Aynen. bir şekilde sanat ve edebiyatı birleştireceğine inanıyorum. Tabii canım, şimdi Gülten Evet. Özgül tek başına bir Gülten Özgül değil. Ozan Aydın tek başına bir Özgül değil. Ya da bir Evet. Ekta hocamız ya da bir Fatih'i, işte siyasetçi Sanatçı, evet. akademisyenlerimiz. Tabii ki arkadaşlar, yani sizlerin bilmediği ya da ulaşamadığımız bütün değerlerimize ulaşıp sizlerin karşısına getirmek inşallah nasiptir, nasip olur. Nice programlara diyelim, hocamı da fazla yormayalım. O da yorgun argın bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum Ben yürekten. teşekkür ederim. Hocamın dediğimiz gibi imza günleri olacak inşallah derneklerimizde, yayınlarımızda ve Mesudiye'de yapacağız o sürprizleri. Evet. Sabırsızlıkla bizi izlemeye devam Şimdi edin. projeyle gel deniliyor ya, biz Biz projelerimizle projeyle geliyoruz. geleceğiz inşallah Evet, Mesudiye'mize. projemiz. Dediğimiz gibi Mesudiye'mizdeki buluşmamızı inşallah ondan sizlere bildireceğiz. Dediğimiz gibi her eve bir Mesudiye gazetesi girsin. Her eve ulaşmak, her aileye ulaşmak bizlerin görevi olsun. Sizlere biz hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hocamın kitabına da ulaşmak isterseniz ne dedik? Gülten Özgül Tuzbuz. Halk Edebiyat Dergisi yayınları. Halk Edebiyat Dergisi yayınlarından çok cüzi rakamlara Evet. ulaşabilirsiniz. Her Mesudiye'nin evinde olması gereken bir... Böylelikle manevi anlamda çok kişiye Aynen. ulaşmış Her olursunuz. alan kişi ya da ulaşan kişi resmini alıp Evet. çekip hocamıza ulaştırsın. Çok memnun olurum bir şekilde Ozan bana Aydoğan ulaştırırsın. Mesudiye Evet. burada programı sizlerle devam ediyor. Sizler var oldukça devam edecek. YouTube kanalımızdan da abone olma tuşuna basarsanız hizmetin en güzeline sizler layıksınız. Her şeyin en güzeli size için olsun. Allah'a emanet olun. Nice güzel günlere yaşayalım. Sağlık sıhhatle. Hasret bitsin. Milletimize de inşallah hep beraber Evet. gidelim, bayramları orada Evet, yaşayalım. ben de bir şey Tabii tabii söylemek tabii hocam. istiyorum. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür Tabii ediyoruz. tabii. Sizinle bir fazla ve sizsiz bir eksiz. Vay, süperdi hocam. Her şeyin en güzeli sizler için Mesudiyeler. Allah'a emanet olun. Hadi.